Selçuklu tarihiyle alakalı yaptığımız araştırmalarda karşımıza ilk olarak hep şu cümle çıkar. Selçuklular en parlak devrini Melikşah zamanında yaşadı. İşte herkesin adını bildiği ama hikayesinin pek anlatılmadığı Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kudretli sultanı Melikşah'ın hayat hikayesi. Oğuz Türklerinden Tuğrul ve Çağrı Beylerin kurmuş olduğu Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun 3. hükümdarı olan Melikşah, Malazgirt'te Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'ın oğludur. 6 Ağustos 1055 tarihinde İsfahan'da doğdu. Babası Alparslan eğitimine özel önem gösterdi. Devrin alimleri tarafından bilgili ve usta bir asker olarak eğitildi. Henüz 8 yaşındayken devlet yönetimiyle ilgilenmeye başlamıştı bile. 10 yaşında babasıyla birlikte Gürcistan seferine katıldı. Bizanslıların savunduğu bir kaleyi Vezir Nizamülmülk'le birlikte fethetti. Kars Ani yakınındaki Meryemnişin Kalesi'nin alınmasında önemli rol oynadı. Sultan Alparslan, cesareti ve yöneticilikteki yetenekleriyle dikkatleri çeken Melikşah'ı, 1066 yılında daha 11 yaşındayken ve kendinden yaşça büyük kardeşleri olmasına rağmen veliaht ilan ederek geleceğin sultanı olarak duyurdu. Sultan Alparslan'ın 1072 yılında şehit edilmesinden sonra da henüz 17 yaşındayken Selçuklu Sultanı oldu. Melikşah, babası Sultan Alparslan'ın da vezirliğini yapmış ve Türk soyundan gelmiş olan Nizamülmülk'e geniş yetkiler tanıyarak veziri yaptı. Devlet yönetiminde hayli becerikli ve etkin olan Nizamülmülk, Melikşah'ın saltanatı boyunca gerek tahta çıkmasında, gerek devlet yönetiminde, gerekse kazandığı zaferlerde önemli bir rol oynadı. Saltanatının ilk 2 yılını iç karışıklıklar ve ülkenin sınırlarını korumakla geçirdi. Selçuklu tahtında hak iddia ederek isyan başlatan amcası Kavurt Bey ve taraftarlarıyla savaşmak zorunda kaldı ve isyanı bastırdı. Bu karışıklıkları fırsat bilerek Selçuklu topraklarına saldıran Karahanlılar ve Gazneliler üzerine sefer düzenledi ve kaybedilen yerleri geri aldı. Devlet kurumunu ve orduyu düzene sokan Melikşah, fetih hareketlerine babasının bıraktığı yerden devam etti. Gürcistan'a yaptığı 3 sefer sonucunda Gürcü Kralı ve bölgedeki diğer hükümdarları hakimiyeti altına aldı. 1076'da Kudüs Fatımilerden, 1085'te Antakya, 2 yıl sonra da Urfa Bizanslılardan alındı. Halep ve Şam onun döneminde Selçuklu idaresine geçti. İmparatorluğunun hudutları Kaşgar'dan ve Seyhun mecrasından Akdeniz, Kızıldeniz ve Umman Denizi'ne kadar genişlemişti. Tuğrul Bey zamanından beri Anadolu'ya devam eden akınlara Melikşah döneminde de devam edildi. Türkmen aşiret beyleri Batı Anadolu'ya kadar akınlar düzenleyerek buralara Türklerin yerleşmelerini sağladılar. Kutalmış oğullarından Süleyman Şah, 1075 yılında İznik şehrini Bizanslılardan alarak burada Melikşah'ın izniyle Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak Türkiye Selçuklu Devleti'ni kurdu. Melikşah'ın en büyük ideali bütün Müslüman devletleri tek sancak altında toplayarak İslam Birliği'ni kurmaktı. Bu amacını gerçekleştirmek için Bağdat'ta bulunan Abbasi halifeleriyle sıkı ilişkiler geliştirdi. Bunun sonucunda Halife Kayın bin Amrullah tarafından Melikşah'a o zamana kadar hiçbir hükümdara verilmemiş olan ve halifenin en büyük yardımcısı anlamına gelen Kasım Emir el-Mümin'in ünvanı verildi. 1087 yılında gittiği Bağdat'ta bir sonraki halife El-Mukteda ise Melikşah'ı doğunun ve batının sultanı ilan ederek ona hükümdarlık alameti olarak 2 kılıç kuşattı. Sultan Melikşah'ı en çok uğraştıran sorunlardan birisi Hasan Sabbah ve Haşhaşiler tarikatı oldu. 1081 yılında Selçuklu topraklarına yerleşen Hasan Sabbah, hızlı bir propagandaya başlayarak
özellikle ülke idaresinden memnun olmayan başıboş insanlardan kendisine taraftarlar toplamıştı. Hasan Sabbah'ın bu dini siyasi hareketi 1090 yılında Alamut Kalesi'ni aldıktan sonra daha da tehlikeli bir hal almaya başladı. Propagandasını gayet gizli yürütüyor, kendisine engel olanları da suikastçileri sayesinde ortadan kaldırıyordu. Her geçen gün daha da büyüyen bu topluluk gitgide halkı bölecek bir sosyal yara haline gelmişti. Vezir Nizamülmülk'ün bile suikastle hayatına son veren Haşhaşilerle Melikşah'ın mücadelesi ölene kadar devam etti. Ancak Haşhaşilerin faaliyetlerine bir türlü engel olamadı. Sultan Melikşah, 20 yıl süren hükümdarlığı sırasında Büyük Selçuklu İmparatorluğunu dönemin en büyük devletlerinden biri haline getirdi. Kurduğu devlet düzeni, Osmanlı Türklerine kadar birçok Müslüman Türk devletine örnek oldu. Cesareti gibi zekasıyla, ilim sevgisi ve edebi kişiliğiyle de tanınmıştı. Döneminde Selçuklu topraklarını köprüler, kaleler ve su yolları gibi birçok eserlerle donattı. Mülkiyet ve kadın haklarına dair özel kanunlar çıkarttı. Şairleri, yazar ve bilginleri korudu. Büyük İran şairi Ömer Hayyam, onun sarayında himaye görmüş, o devrin büyük fikir adamlarından biridir. Hem Müslüman hem de Hristiyan kaynakları onun iyi ve adil bir hükümdar olduğu konusunda birleşir. Ülkesinde bulunan azınlıkların din ve inançlarına dokunmaz, düşünce bağımsızlığı hakkına saygı gösterirdi. O dönemde yaşamış olan Hristiyan tarihçi Urfalı Mateos, Melikşah hayatını kaybedince şunları yazmıştır. Herkesin babası, bütün insanlara karşı merhametli ve iyi niyet sahibi sultanın ölümü, bütün dünyayı büyük bir mateme boğdu. Sultan Melikşah, 19 Kasım 1092 tarihinde henüz 37 yaşındayken vefat etti. Fakat neden ve nasıl öldüğü konusunda kaynaklar farklı bilgiler vermektedirler. Tarihçi Ebu'l-Feda, Bağdat'ta bir sürek avından sonra hastalanıp öldüğünü yazarken, Ermeni tarihçi Vardan ve Urfalı Mateos ise, sultanın karısı Terken Hatun tarafından zehirlenerek suikaste uğradığını belirtmektedirler. Sultan Melikşah'ın Türk tarihi içindeki en önemli yeri, belki de günümüz Türkiye'sinin kuruluş fermanını imzalayan hükümdar olmasındadır. Emriyle Anadolu'yu fetheden Kutalmış oğlu Süleyman Şah'a, Anadolu'yu ayrı bir devlet olarak Türkiye Selçuklu Devleti adıyla bahşetmesi sayesinde, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra da Anadolu'da Türkiye Selçuklu Devleti devam etmiştir. Eğer Anadolu'yu imparatorluğundan ayırmayıp, diğer eyaletler gibi valilerle idare ettirmeye kalkışsaydı, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun yıkılışıyla birlikte Anadolu topraklarında Türklüğün geleceği de belirsiz kalabilirdi.